herkese merhabalar. Bugün Afyon Postası olarak Rıza Çerçay Kültür ve Sanat Merkezi'ndeyiz. Bugün Afyon Karahisar'da ikincisi düzenlenen Ekim Geçidi sergisine katılacağız. Ayrıca bugün başladı, 31 Ekim'e kadar devam edecek. Haydi hep beraber gezelim. Anlatabilir misiniz? Bir portre fotoğrafı, kadın fotoğrafı. Hatta çektiğim ilk portre fotoğrafı diyebilirim. Frig bölgesinde Bayramaliler köyündeki gezi sırasında bu kadını gördüm. Çok etkiledi beni gerçekten. Bakışı, yüzündeki çizgiler ve o ellerinin, bakışının sonra başındaki o sarma, eşarbın duruşu gerçekten çok etkilemişti. Ve ilk fotoğraf olarak onu çektim. Aslında zamanın insanın yüzündeki, bakışındaki etkisi diyebilirim. Daha sonrasında da Müjgan'la görüştüğümüzde o da bu fotoğrafın bir çizimini yaptı, resmini yaptı. O da gerçekten çok keyifli bir çalışma oldu diyebilirim. Birebir gözüküyor neredeyse diyebilirim. Efendim siz eserinizi anlatabilir misiniz? Merhabalar öncelikle. Ben de hocamın portre fotoğrafını çok severek çizdim. Hepsinden çok keyif aldım. Yani bütün o çizgilerin etkilerinden çok fazla keyif aldım. Çok güzel bir çalışma oldu, çok güzel bir deneyim oldu benim için. Bütün çizgilerin içerisinde farklı farklı anlamlar yükledim. Her anlam benim için de çok etkili oldu. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle hayırlı uğurlu olsun. Bize bu sergiden bahseder misiniz? Ekim Geçidi sergilerini biz bu sene Afyon'u kültürümle tanıyorum ve tanıtıyorum projemiz kapsamında düzenliyoruz. Hem Afyon'u Türkiye'ye tanıtmak hem de dışarıdan şehir başka şehirlerden de katılımcıların Afyon'u tanımasını sağlamak için böyle bir proje ve etkinlik düzenledik. Ekim Geçidi sergileri Cumhuriyeti ve Atatürk'e saygı kapsamında düzenleniyor senelerdir. Birçok şehirde ardı ardına düzenleniyor.
Bu sergilerde birçok katılımcı, sanatçı farklı çalışmalarıyla yer alıyor. Bizim sergimizde de fotoğraf, video, yerleştirme, seramik, heykel, resim ve illüstrasyon alanlarında sanatçılar eserleriyle sergimize katıldı. Çeşitlilik içeren güzel bir sergi olacağını düşünüyoruz. Afyon'umuzu da bu yönüyle, kültür sanat yönüyle tanıtacağımızı, bu sergi etkinliğimizi düşünüyoruz. Umarım güzel geçer. Umarım diyelim. Peki burada kaç tane eser var? Burada 54 eser var şu anda, pek çok disiplinden. Ve bazen bazı sanatçılar birkaç çalışmasıyla da sergimize katıldılar. Onu da zaten izleyicilerimiz de görecekler. Çeşitli ve farklı bir karma sergi oldu. Çok güzel. Peki son olarak şunu sorayım. Afyonkarahisar'ı tanıtan yeni bir proje başladığınızı öğrendik. Evet. Bu projeden bize bahseder misiniz? Bu projede Afyon'un kültürünü bütün ilçeleriyle tanıtma amacındayız. Afyon'un hem kültürel mirasını, hem folklorunu, hem yemeğini, her yönüyle Afyon'u tanıtma düşüncesindeyiz. Bunun için de ilçeleri de geziyoruz. İlçelerden derlediğimiz bilgileri paylaşıyoruz. Hem video olarak, hem de böyle etkinlikler olarak, çalışmalar olarak. Bu etkinlikle de Afyon'un merkezindeki kültürel ve sosyal etkinlikleri Türkiye'ye tanıtma amacını gidiyoruz. Projenin adı? Afyon'u kültürümle tanıyor ve tanıtıyorum. Efendim çok teşekkürler tekrardan, çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Şu anda da hocamızın ikinci eserinin yanındayız. Hocam bize bu eserinizi anlatabilir misiniz? Evet, aslında eserin adı Zamanın Tozu. Zamanın hem mekanda hem de insan yüzlerinde, bakışlarında bıraktığı etkileri görmeye çalıştım. Çocukluktan itibaren göreceğiniz yüzlerde yaşlılığa kadar zamanın, yaşanmışlıkların, anıların o bakışlarda ve yüzlerde nasıl biriktiğini, neler ifade ettiğini, ne anlamlar çağrıştırdığını göstermeye çalıştım. Aynı zamanda o insan yüzleri gelip giderken belgeselde bir taraftan da mekanın da zaman içerisindeki değişimi, mevsimsel bazı geçişlerle yaşamla doğa, mekan arasında bir ilişki kurmaya çalıştım diyebilirim. Peki ne kadar süreniz aldı hocam bunu yapmak? Şimdi burada farklı farklı belgesellerden de şeyler var. Bir dönem Dinar'da Roman Mahallesi, Dere Mahallesi'nin belgeselini yaparken zaman zaman o kişilerin, karakterlerin de görüntülerini aldım. Ama şöyle söyleyeyim, birkaç yıl boyunca farklı belgeseller için çekimlere gittiğimde zaman ayırıp da kaydedebildiğim insan yüzlerini ve mekanları anlatıyor diyebilirim. Çok teşekkür ederim tekrardan. Çok sağ olun. Merhaba. Sergi çok güzeldi. Böyle iki ara bir dere gelip gezmek istediğimiz bir sergiydi. Çok anlamlı. Sağ olsun arkadaşlarımız da güzel emek sergilemişler. Kutluyoruz onların. Daim olsun başarıları. Tebrik ediyoruz. Katılmış mıydın? Mümkün olduğu kadar gelmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımıza hem destek olmak adına, hem bu tür sanat faaliyetlerinin daha artarak devam etmesi adına katılmak istiyoruz. Olsun, güzel bir şey ilimizde. Bu tarz çalışmaların olması gurur verici. İlimizdeki bu çalışmaların da devamını diliyoruz. Seni tanıyayım diye başlayayım mı önce? Başla. Tamam. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Ben Selda Eke, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Peki sanat eserinizi bize anlatabilir misiniz? İsmi Bunalım. Ben bu çalışmamı pandemideyken yapmıştım. İnsanın kendi içindeki düşmüş olduğu bunalım, iç sıkıntısını bu şekilde resmetmeye çalıştım. Ben Mine Ergun. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Seramik çalışmamla katılıyorum sergiye. Peki nasıl yaptınız bu çalışmayı? Eserimi yaparken kalıpla şekillendirme yöntemini kullandım. Daha sonra sürsün yöntemiyle sırlayarak çalışmamı gerçekleştirdim. Peki, çok teşekkür ederim. Peki, siz nasıl buldunuz bu sergiyi? Çok güzel, çok beğendim tüm eserler. Bizim amacımız bir 100. yılda bir kültür yayını bırakabilmek, miras bırakabilmek gelecek nesillerimize. Bunu da uluslararası bir şiir yarışması olarak başardık. 6 ülke ve 66 ilimizden katılım sağlayan 335 başvuru içerisinden
ilk yüze girenleri işte kitap kapağımız burada. Kültür yayınımızı çıkararak inşallah hedefimize ulaşmış olduk. Bundan sonraki amacımız ise bu kültür yayınımızı daha fazla kitlelere ulaştırmak, daha fazla okurlarıyla buluşturmak umut ediyoruz. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Peki, senin de böyle bir yönelimin var mı? İstiyor musun böyle bir eser yapmak? Olabilir ileride. En çok neye ilgin var? Hem resim hem de anaokulu öğretmen. Merhabalar efendim. Merhabalar. Sergiyi nasıl buldunuz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bugün bu sergiye yetişebilmek için Avrasya Kültür Sanat Bilim Federasyonumuzla Kıbrıs'ta bir etkinliğimiz vardı. Oradan dönüşte koştur koştur geldim. Yetişebilmeyi çok arzu ediyordum. Nihayetinde yetiştim. Koştuğuma, buraya gelmek için çabaladığıma gerçekten değdi. Çünkü her biri birbirinden güzel, şahane eserler var. Hangisine bakacağıma karar veremedim. Hepsini de ayrı ayrı tek tek görüp hem gözüme hitap etti, hem ruhuma, hem gönlüme hitap etti, hem de beynime hitap etti. Emek veren herkesi gerçekten yürekten kutluyorum. Afyonumuz için gerçekten bence yüz akı bir sergi olmuş. Dolayısıyla da bu tür sergilerin sayısının giderek artmasını temenni ediyorum. Çünkü bu tür sanatlar insanların ruhunu güzelleştirir ve toplumumuzun aslında gelişmesine de katkıda bulunur diye düşünüyorum. Onca olumsuzluk karşısında bu kadar güzelliği bir arada bulduğunda insanlar o olumsuzluklarla mücadele edip güzelliklere daha rahat ulaşırlar diye düşünüyorum. Bu sebeple de gerçekten bu tür çabalar çok önemli ve anlamlı. Bence ziyadesiyle teşvik etmek gerekir ve bu tarz sergilerin sayısının arttırılması için hepimiz çaba sarf etmeliyiz diye düşünüyorum. Kimi zaman buralara gelip izleyici olarak bulunuyoruz ama temennim bu tür sergilerde sanatçı olarak da yar alabilmek ve gençlerimizi de teşvik edip bu tür güzel sanatlarla uğraşmalarını sağlayabilmek. Çünkü sanatla uğraşan insanlardan kimseye kötülük gelmez. Hayatımızı güzelleştirmek varken bence bu güzelleştirme yolunu tercih etmek gerekir diye düşünüyorum. Tekrar tekrar emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz binamızın kıymetli müdürüne de çok teşekkür ederim. Çünkü duyurularını çok güzel bir şekilde yapıyor, sağ olsun. Buradaki tüm sanatçı kardeşlerimize de teşekkürü borç biliyorum. Ben de size çok teşekkür ederim tekrardan. Sizler de iyi ki varsınız. Ne güzel böyle güzellikleri taşıyorsunuz. Siz de bizim sesimizsiniz. Çok teşekkür ederim.